Oğlum adam ikinci yılda çekti yani. Ya bu YouTuber artı yayıncı, hani bu şeyi var ya, olayı var ya, bu ayarlayacağız abi olayı. Apayrı bir şey ya. Gerçekten bizi geçti yani. Benim bir yıldır sözüm var arkadaşlar, daha durun. Durun, daha bir yıldır sözüm var. Bak görüyorsunuz. Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Bugün kurucusu olduğum Havuz İstanbul'u gezeceğiz. Hadi hep birlikte içeriye göz atalım. Şansa da hava yağmurlu. Oğlum bir video izleyin lan. Stop till you get it man. Man. Evet arkadaşlar, burası. Şş, durun oğlum, yazmayın öyle şeyler, bir video izleyin oğlum. Evimizin en önemli alanlarından bir tanesi. Kitchen'ımız, mutfağımız, stüdyomuz. Evet buyurun. Burası %100 ses yalıtımına sahip profesyonel bir ses stüdyosu. Kendi kayıtlarımı burada alıyorum. Aynı zamanda House Müzik içerisindeki label'daki diğer arkadaşlarımız da geldikleri zaman buradan faydalanabiliyorlar, burayı kullanabiliyorlar. Ben çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum ve sosyal medyada insanlarla müziğimi paylaşıyorum. Burada House'da, stüdyoda çok güzel şarkılar yapıyoruz, kaydediyoruz ama House'un aslında bana bir stüdyodan çok daha fazla katkısı var. Ben gerçekten burada evimdeymiş gibi hissediyorum. Her şey son teknoloji arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Ama bir şey var ki çokça sordunuz arkadaşlar. Onu gırgır zannediyorsunuz. Fakat o sandığınızdan çok daha fazla. Bir gırgır. Evet. Yanılmıyorsunuz. O bir gırgır. Burada böyle tatlı bir ayıcımız var. Orada duruyor lan? Böyle ne yapayım? Taktikimiz var. Fazla radyasyona maruz kaldığımızı ne düşündüğümüz yapayım? İçin alıkoymak istedik. Baba burası var ya, burası lava akustiğin iş ha. Onu ben söyleyeyim size. Ben stüdyoyu gördün mü sanırım? Vakit geçirmekten ki. Burada da yazıyormuş zaten bak, lava akustik diye. Şunu gördün mü kesin bilirim, bura lava akustiğin işi diye. Orada böyle keyif aldığım alan diyebilirim bu arada. Siz bilmiyorsunuz ki işte ne yapayım diye, bilmiyorum. Nereden bileceğini, bu müzisyen biliyor mu? Çok güzelsin yani, meleksin bu garip çocuk safan. 6 Aralık'ta doğum günümde sizlerle. Evet. İzlemedim oğlum, izlemedim. İzlemedim baba, izlemedim. İzlemedim. Oğlum. Adamların tarzını biliyorum. Bak yaptığı şeyleri biliyorum. Çok başarılı Türkiye'deki ve şey. Dur buradan bir şey gönderelim oğlum. Oğlum durun durun, buradan bir şey yapalım. Bizim de stüdyo yapılacak ya, bekle baba. Adamların olayı biliyorum. Bizim de içeri stüdyo yapılacak ya. Oradan bir bize de ecik bir stüdyo yapar mısınız diye. 30 metrekarelik falan. Şeyden biliyorum ya, şaka bir yana. Geçen şeydeydim ya. Cem abilerdeydim ya geçen. Cem Yılmaz'ın evi yaptılar bizim Cem abinin. Şey Anıl abilerleydim ya. Anıl abinin evini yaptılar. Evi dedi yeşil oğlum. Bildiğiniz şey zaten ya. Yeşil oda yani. Bak yine tarz, anladın mı? Hani tarz olarak şey olarak lediler mediler. Oradan böyle gördün mü? Baba bir de biz ses mühendisliği bitirmiş adam, ben panelden anlarım ya. O ölçüm aletine gerek yok ya. Cem abi acayipsin. Ölçüm aletine gerek yok. Ben böyle baktım mı bak şunu yaparım odada. Panel lazım. Şuraya lazım. İki tane yansıtma şöyle. Tabii. Bizde öyle baba bu iş. Onu da söyleyeyim yani. House'da odalar bitmek bilmiyor arkadaşlar. Burası da fazla yüksek sese maruz kaldığımızdan dolayı arada bir kendimize vakit ayırmamız gerektiğini düşündüğümüz o muhteşem oyun odamız. Evet. Selam. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Eyvallah. Acayip keyifli bir yer. Evet. Ben bu gimbal'ı kullanmayı bilmiyorum. Uzun süredir video çekmediğimden nasıl yapılır unutmuşum arkadaşlar. Ama bildiğim tek bir şey var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve... Oğlum bu ne ya? Benjamin Joker. İçmeyeceğim artık. Jule'da içmeyeceğim ha. Evet. Burası ikinci katımız. Yoruldum. Reynmen. Bayılıyorlar bana ya. Evet. Burası da yayıncı içeriklerin fikri. Drop bulundu. Nasıl drop ya?
Bunu nereye çekeyim oğlum bunu? Bu server mı sıkıntılı ya? Aa! Tamam. Tamam yo bak yaptım. Yaptım sıkıntı yok chat. Sıkıntı yok. Kurgu montajların gerçekleştirildiği, tasarımlarımızın yapıldığı workstation alanımız. Günümüzde online reklamcılık çok yaygın. House of Open'daki farkı ise tüm imkanlara sahip oluyor oluşu. Çalışanlar olarak kreatifliğimizi ve yaratıcılığımızı her alanda doğru bir şekilde kullanabiliyor olmamızı sağlıyor. Bugün tabii. House İstanbul'un kurucusu kendi başarısını kanıtlamış bir adam. Yani Reynman. Sizce bu ajanstan çıkan işlerin başarısız olma ihtimali ne kadar fazla? Yalnız bilgisayarlar yanıyor. Bak yanıyor. Birçok projede görsel efekt sanatçısı olarak çalıştım. Görsel efekt imkanlar dahilinde ilerleyebilen bir meslek. House bu imkanları bize sağlayabildiği için daha iyi işler çıkarabileceğimize inanıyorum. Ha. Ekibimizi sakın 3 kişi zannetmeyin. Çünkü dahası var. Huş. Yeterli. Hareket değerli. Televizyon neymiş lan o? Evet. Burası ise video, prodüksiyon ve yakın zamanda başlayacak olduğum podcast yayınlarının gerçekleştirileceği oda. Bir yıl oluyor. Gerçek anlamda influencerlık yapmaya başlamam. Baba, adam bana bir şey yedirdi. Neydi onun adı? Tatlı yedirdi. Yani Berk Kemal'in ağzına veriyor diye başlık atmışsınız. Allah sizin belanızı vermesin ya. Ya bu adam sosyal medyanın bu adam temiz adamı. Bu adam efendi çocuğu diye anılıyor. Bizim kitleyle tanışması böyle olmamalıydı bu adamın ya. Berk Kemal'in ağzına verdi ne demek oğlum? Yaprak bu. Dudak arasına koyuyorum böyle. Yani bunun matematiğini, mutfağını tam anlamıyla öğrenmem ki gerçi tam olarak öğrenmiş de sayılmam çünkü. Ya dur şimdi yani burası sen de Allah Allah. Ne kadar uzun süredir bu işi yapıyor olsan da her gün yeni bir şey öğrenebileceğimi öğretti. En çok merak edilen işin mutfağı. Aslında birçok deneme var. Her yerde bunun akademik tarafını açmaya çalışıyorlar. Dijital evet. Dersler veriyorlar ama hiçbir yer işin mutfağı gibi olmuyor. İşin mutfağı da burası. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle House'un tüm gerçeklerini paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Buradan beğenip, şuradan like atmayı... Beğenip like atmayı. Bir başka kutu açılımı videosuna daha hoş geldiniz. Burada kutular kendi kendine açılıyor. Evet, kutular kendi kendine açılmayı sürdürürken sizi bir diğer en sevdiğim oda olan ürün toplantı odasında gördüm onu. Ağırlamadan önce size çok güzel bir şey göstereceğim. Gel abi. Kanka, burası hazır değil daha. Evet, ne demiştik? Toplantı odası demiştik. En sevdiğim diğer oda demiştik. Buyurun efendim. Hemen burada bizi bir teleskop karşılıyor. Bir dakika. Hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlarsam direkt söyleyeceğim. Tüm sırrı bozacağım. Dur oraya. İlk daha yemin ederim 2 yıl, 1,5 yıl falan oldu. Tuvalet mi orası? Orası pavyon aynen. Aynen oraya geceleri pavyon oluyor orası. Oğlum. Ferit anlattı mı? Yok ya yerleri değiştirmişler baba. Ondan dolayı ayrı. Mesela o bilgisayarları vesaire o düşünülen yer orası değildi başta. Şimdi oraya çekilmiş falan. O yerler değişmiş onu dikkat ettim ya. Çünkü benim bildiğim orası bilgisayar olacaktı. Oraya gelecekti. O Yılmaz abiyle gittik ya. Oğlum Yılmaz abiyle gittik lan. Onu siz bilmiyorsunuz. Yo gördünüz mü? Yusuf'un storiesinde de görmüş olabilirsiniz bir yıl önce falan. Yılmaz abiyi aldım götürdüm dedim. Bizim dedim bir arkadaş var dedim abi dedim gel dedim. Yılmaz abi dedi yine mi Kemal dedi ya. Abi dedim gel bir ya dedim bir tanışalım edelim. Adam dedi seversin dedim yani sen de dedim. Yine mi dedi ya burada da mı dedi. Top ne için diye soracak olursanız her zaman bir teleskopa sahip olmak istemiştim çünkü gözüm yükseklerde. Evet devam ediyoruz. Ne yapayım? Evet toplantı odamız arkadaşlar.
ve House'un medarı iftarı, reisi cumhuru, babası, direği, head of digital'i Burak Koçar arkadaşlar. Direği inşa etmeye başlamadan önce Yusuf abi beni karşısına aldı ve dedi ki hayallerindeki ofisi inşa et. Biz burada aslında birçok gencin hayalleriyle ilmik ilmek bir şekilde bir ofisi inşa ettik. Burası Türkiye'deki sosyal medya ve dijital pazarlama sektörüne çok ciddi bir katma değer oluşturuyor. Burada oluşturulan projeler dünyada ses getiriyor. Burada oluşturulan projeler insanların dilinde dolanıyor. Aynen, mono alınmış. Gerçekten biz burada gençler olarak da dünyaya ve sektöre yön verebilen işler başarabileceğimizi göstermek için var oluyoruz. Bu şekilde hayallerimiz var ve hayallerimizin peşinde House'u sürükleyen ve House'u beraberinde götüren yüzlerce insanla çok güzel işler başarabileceğimize inanıyoruz. Evet arkadaşlar, burada naçizane ödüllerimiz. Şimdi hepsini tek tek saymaya başlarsak biraz uzun sürebilir. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir oturalım, bir rahatlayalım. Bu arada arkadaşlar, ofisin tüm mobilyaları Nurus'tan. Evet, bir canlı bağlantımız var. Hattın diğer ucunda Nurus'un baş tasarımcısı Renan Gökyay beyefendi var. Evet. Çok iyiymiş lan bu arada. Evet. Evet. Sevgili Yusuf benden mobilya almak istediği zaman hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. X kuşağı, Y kuşağı, bunlar koltuğu hep üstünde oturulacak sadece bir şey zannettiler. Halbuki Z kuşağı, zannedersem kendilerini daha çok seviyorlar, sağlıklarına daha düşkünler ve ne istediklerini iyi biliyorlar. Her koltuk birbirinin aynısı değil. Nasıl her 4 tekerlekli araba aynı değilse, her 5 tekerlekli şey de vücudunuza layık değil arkadaşlar. Kesinlikle. Sizi en iyi ben anlıyorum Erhan Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Evet, bir sonraki odamız Rainman'a ait. Bakalım Rainman'ın odası nasıl? Efendim burası da benim misafirlerimi ağırladığım, özel toplantılarımı gerçekleştirdiğim kişisel odam. Şöyle şehirden uzak ofisimizin balkonunda. Bir temiz hava almaya ne dersin Eraycığım? Lütfen. Muhteşem. Bu arada ofisimiz özel bir sistemle donatıldı. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Intera akıllı ev sistemleri, ofisimizdeki tüm elektrikle çalışan mekanizmaları akıllı cihazlarımızdaki Intera aplikasyonundan kontrol etmemize olanak sağlıyor. Bu da beraberinde ofisteki her şeyi uzaktan kontrol edebilmeyi ve en önemlisi elektrik tasarrufunu beraberinde getiriyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Intera küresel anlamda otomasyon alanında hem yazılım hem donanım geliştiren Türk bir firmadır. Kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sana çok özel bir şey göstereceğim. Tek tuşla kontrol etmemize olanak sağlayan uygulamamızdan faydalanıp bunu sana göstermeme lütfen izin ver Eraycığım. Evet, geliyor. Hazır mısın? Abi neyse, onu göstermeyelim, laf olur şimdi. Ona hiç girmeyelim abi. Şöyle ben biraz kendi odamdan bahsetmek istiyorum sana. Bu adamda da bu var işte. Bu göstermeyi sevmiyor bu adamda, anladın mı? Yani kendine. Kendine yani baba. Öncelikle kalabalık olan her şeyden dikkatimi dağıtabilirim. Yo, belli, o efektçi yüksek para verilmiş zaten. Maliyet o yüksek, bak. Her alanda kullanılmış o. Her şakada var. O çok belli bak. Bu video başı fazla anlaşılmış. Her şakaya dahil olmuş yani, onu söyleyeyim. Yap bak. Bir dakikada 3 şaka. Öyle bir şart koymuşuz burada. Olabilecek kalabalık olan her şeyden çok uzak, sade, gayet tatlı. Orada kaçırdınız bak. Az önce şeyi kaçırdınız mesela. Şakayı kaçırdınız. Burada da bir şaka var aslında. Neredeydi o odayı? Kemal gösteriyordu. Efendim Cyber'cığım. Senin üstün bilgilerine dayanarak bir şey soracağım. Şimdi bak, burada da mesela bak, PlayStation 5 eklemiş, gördünüz mü? Bu Instagram efekti bu. Bu her bak, burada da bir şaka var, onun farkında değilsiniz siz. Bunları görün baba, bunları bir tek tek ben söyleyeyim burada şakaları. Evet Cyber'cığım. Biz şimdi İstanbul'a geleceğiz ya. Mesela böyle bir ev dizayn etmemiz ne kadar tutar? Ya ben iç miyim abi? Böyle bir ben Allah aşkına, sen niye bu yayıncılar her şeyi biliyor bilmem ne kafasında ben şey düşünüyorsun? Ben sana söyleyeyim. Her şeyi biliyorsun, ben sanıyordum. İyi bir gözlemciyim. Ben her şeyi bilen, her şeyin şey ustası, fiyatı da verir şey. Bak iyi bir gözlemciyim. Burada benim gözümde dikkatimi çekiyor. Siz bunu burada bir şaka, küçük bir video olarak izliyor olabilirsiniz. Ama ben şuradaki 3 milyon liralık Mercedes G kasa 2020 modelle takılmış durumdayım şu an. Oğlum o
O şey değil mi amma minibüs? Beyaz bir G kasa var orada. Abi neyse onu göstermeyelim, laf olur şimdi. Onu hiç, ona hiç girmeyelim abi. Yok ben ettim lafını. Ben başka bir şeyin lafını ettim ama Yusuf. Transit. O Travego, Travego. Minibüs aynı o. Doblo değil mi oğlum o ya? Aynen aynen. Oğlum beyaz Mercedes G o. Mercedes G beyaz. Mercedes Mercedes. Ah. Al tepeden. Ben de bunu harbi nasıl anladım amına koyayım üstten. Bir dakika. Harbi. Bu da göz yani, anladın mı bu da? İzlemiş diyor. Yok lan izlemedim. Forza'da hep bindin üstten görüyorum mi? Ya. Yok Forza'da üstten görüyorum ya. İçini bilmem üstten görüyorum hep Forza'da oyunda. Abi neyse onu göstermeyelim, laf olur şimdi. Onu hiç, ona hiç girmeyelim abi. Şöyle ben biraz kendi odamdan bahsetmek istiyorum sana. Kemal Çatalca size yakın değil mi? Kes lan. Çatalca mı? Ne? Neye yakın dedin? Çatalca size yakın değil mi? Biz oraya Çatalca... Çatalca... Çatalca neredeydi oğlum? Bakayım bir. Nasıl ne? İstanbul. Orada Mübadele Müzesi'nin orada ev bakıyoruz biz. Silivri'de orası mı burası? Silivri'de İstanbul'da. Çatalca değil miydi ya? Baba siz aha, bu ya, yakın Çatalca olmuş biraz. Siz Tekirdağ, Çorlu, Çorlu'ya falan taşınırsınız. Daha çok görüşürüz yani. Oğlum benimle alakasız bir yere taşınıyorsun sen. Ben İstanbul'un bu tarafındayım. Anadolu'nun öbür tarafı. M1 parkı biliyor musun? F1 park. Intercity. Biliyorum biliyorum ama. F1 parkı oralardayız. Birbirimize tam tersiz yani. Bak sen... Sen buralardasın, ben buralardayım. Yani öyle düşün. Hani tam böyle şey. Ben hadi şuralara gidip geliyorum falan böyle 20-30 dakika ama sen to neredesin oğlum? Oğlum ne küçücük mesafe amına. Aynı sen şehrin İstanbul'a içinde sonuçta. Gel... Şimdi Antalya'da yaşayan adam bunu söylüyor ya. Antalya, Mersin, Diyarbakır. Sen bir gel buraya, göreceğim ben seni şuradan şuraya ne kadar tutar. Kaç saat mesela? Ya baba bak bu, böyle bir soru sormayacaksın oğlum İstanbul'da. İstanbul'da böyle bir sorun yok yani, böyle bir şey. Yani dileyli saat verilir mesela İstanbul'da. Mesela saat orada 3'te olacağım denmez. 3 diye düşünülüyorsa 4'te orada olacağım dersin. Çünkü anlık bir şey olur. Allah korusun bir kaza olur birisi. Bir şey olmuştur. Birisi geçiyordur. Özel bir insan geçiyordur. Devlet büyüklerimizde. Yol kapatılır, bir şey olur, orada bir kasa baba, bunların, olur, bir şey olur. Bu istisnalar olmazsa kaç saat? Bu istisnalar olmazsa nereden nereye kaç saat? Mesela oradan Sultanbeyli yazıyor baba orada. Bu Çatalca'dan senle benim ev mi? He. Senle mesela benim ev neredeyse mesela, ben sana söyleyeyim. Bir dakika. Geçen ben daha şeye gittim. Buralara gittim. Büyükçekmece. 2,5 saat falandır. 2,5 saat bomboş yol. Yani boş yolda 2,5 saattir. Nasıl bak. Ben öyle söyleyeyim sana. Yani kanka boş diyebileceğimiz bir trafikte. Biz Antalya'dan Konya'ya 3 saatte gidiyoruz ha. Oğlum aynı değil. Abartma. İşte onu bak onu ondan bahsediyorum. Gerçekten ha ya, İstanbul içi apayrı bir şey baba. Apayrı bir şey yani. Doğru, Bursa'dan daha çabuk gelirsin bana. Aynen öyle. Mesela Vikrens bana geldi geçenlerde. 2-3 hafta 5 hafta oluyor. 1 saatte mi 45 dakikada mı ne geliyor? Ama burada dur ne, kalk. Ben oradan ne, gemiye bineceğim. Bursa'ya gideceğim. Bursa'dan bir daha gemiye bineceğim. Sultanbeyli'ye geleceğim. Oradan senin eve geleceğim he. Aa daha kısa geliyor olabilir lan buradan direkt gemiye binsen. Şuradan direkt sen gemiyle gelsin daha kısa olabilir harbiden. Yok kesin değildir de. Power is off. Baba bu İstanbul çok minutes karışık ya. Save energy. Volt you like. Disable automatic standby. Dur amına koyayım, kapatıyor ekran kendini.
Yes. Sen otomatik standby'ı kapat. Ha, diyor ki 4 saat 5 saat üstü çalışıyorsam diyor kendi başıma kendi kendime kapatayım diyor. Anladım. Kemal senin yatağa bineriz gelirim. Viley gibi oldum amına koyayım harbiden ben de. Devam. Öncelikle kalabalık olan her şeyden, dikkatimi dağıtabilecek kalabalık olan her şeyden çok uzak, sade, gayet tatlı bir odam var. Gayet memnunum bundan. Güzel. Burada bir plak çalarım var. Çünkü altın plaklarımı çalmak için bir cihaza ihtiyacım vardı. Umarım House'daki diğer sanatçı arkadaşlarımızla beraber bu duvarı en kısa zamanda doldurmayı hedefliyoruz. Umarım. Burada böyle çok tatlı bir ışığımız var. Yerden yüksek. Muhteşem. Süper. Bu arada normalde Leyla ve diğer şarkıların altına henüz gelmedi. Yani toplamda 5 ya da 6 taneye sahibim. Ama henüz sadece 3 tanesi var. Artı 100 milyon streamde bir altın plak kazanıyorsunuz. Ne 100 TL lan? Adama teklif mi gönderelim altın plağı 100 TL'den verdiği? Ne siz derdiniz de anlamadım. Benden 150 çalışır. Bana mı 100 TL dediniz? Bende kapalı ki şeyler. Siz nereden göreceğiniz şeyi? Botu açık unutmuşsun. Ya amına koyayım sabahki çekilişi yazıyorlar ya. Ya sizden de var ya bir şey kaçmıyor amına koyayım be. Lan nereden bunu gördünüz de? O ilk paranın kokusunu alan biri vardı. Oğlum harbiden o kim aldı o paranın kokusunu da buraya 600 kişi. Hazır o kadar girdik şimdi. Herkes bir tane açık de çekmezse buna yiyeceğim bu. Bir hayırlı olsun. Adamlar zorla çekiliş yaptırdı amına koyayım ya. Ben niye yine zararda başlıyorum oğlum şu yayına daha bir saat dolmadan ya. Muhteşem değil mi? Harika. Ve her şey akıllı olduğu gibi mobilyalarımızın da akıllı ve elektronik olduğu ofisimizde size şov yapmama müsaade eder. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Daha ne diyebilirim ki? Ne yok baba. Bu efektçi bu adam. Bu gerçek bakma, şok bu abi bulmak ben lazım. Dahil her şey akıllı şok arkadaşlar. Bu gerçek değil. Çünkü Z kuşağına yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Gördük mü onu? Hocam onu görmezsek rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. O kim lan? Biz bu ofisi inşa ederken doğan ihtiyaçlarımız oldukça çeşitliydi. Tüm ürünleri hepsi buradan satın aldık ve şu an yılın en büyük indirimi Efsane Cuma kampanyası başladı. House'daki bütün ürünlere ve devam eden kampanyalara siz de açık ile teşekkür